Nasıl bir hayat yaşamak istiyorum diye kendime sordum. Verdiğim en büyük cevap özgürlüktü. İstediğim saatte uyanmak, istediğim zaman istediğim yerde bulunabilmek ve sevdiğim şeyleri yapabiliyor olma fikri beni heyecanlandırıyordu. Ben de bunun peşinden gittim. Biz Z kuşağıyız. Kendimden ve çevremden bildiğim üzere sabah git akşam gel bir iş çok bizlere göre değil. Yanlış anlaşılmasın, bu da bir yol. Evine ekmek götürdüğün her iş son derece kıymetlidir. Ama biz bugün bize özgürlüğü kazandıracak işlerden bahsedeceğiz. Bu yüzden tek bir telefon kullanarak para kazanabileceğiniz şeyleri derledim. Bu işlerle alakalı tecrübelerimi ve nasıl yapabileceğinizden de bahsedeceğim. Son iki madde sizi milyoner bile edebilir. O yüzden sonuna kadar izleyin. Başlayalım. 1. Seslendirme yapmak. Diksiyonunuza ve ses tonunuza güveniyorsanız kesinlikle önereceğim bir iş kolu. Benim de yavaş yavaş yapmaya başladığım bir iş. Bu iş için düşündüğünüz gibi çok pahalı mikrofonlara, çok uzun süren akademik eğitimlere ihtiyacınız yok. Başlangıç seviyesi bile olsa bir mikrofonla yapabiliyorsunuz hemen. Şu an benim sesim çok kaliteli geliyor biliyorum. Ama benim mikrofonum bu. Telefona takıyorum ve konuşuyorum. Şu anda da öyle yapıyorum. Doğru kullanarak çok fazla para vermeden güzel sesler elde edebilirsiniz. Ve sesinizi satarak para kazanabileceğiniz bir sürü site var. Fiverr, Beyonluk, Voices, Upwork ve dahası. Üstelik yabancı sitelerde Türkçe seslendirmeye ihtiyacı olan insanlardan dolar da kazanabilirsiniz. Bu arada bu meslekler için ileride bilgisayara ihtiyaç duyacaksınız. Ama telefon da başlangıç için yeterlidir. 2. Grafik ve tasarım. Grafikten ve tasarımdan anlamıyorum, bilgim yok tarzı şeyler diyebilirsin. En başlarda hiç kimsenin bilgisi yok. Bu işte diğerleri gibi sabır gerektiriyor. YouTube'dan eğitimler izleyebilirsin ve telefondaki tasarım uygulamaları artık çok gelişti. Logo yapmak, broşür yapmak, katalog yapmak, renklendirme yapmak ve bunun gibi şeyleri telefondan da yapabiliyorsunuz artık. Bu tasarımları yine aracı sitelerde satabilirsin. 3. Video editlemek. Bu iş artık gerçekten çok ilerledi ve sektörün iyi video editörlere gerçekten ihtiyacı var. Kesinlikle zannettiğiniz gibi zor bir iş değil. Video editlemek demek, kesmek ve birleştirmek demektir. Geri kalan işlemler kişinin yaratıcılığına bağlıdır. Telefonda CapCut uygulaması bu iş için gerçekten çok başarılı. Bu uygulamayı öğrendikten sonra YouTuberların videolarını editleyerek, aracı sitelerde satarak veya kendi videolarınızı yapıp paylaşarak gelir elde edebilirsiniz. 4. Elektronik sporlar, yani e-spor. Bu işi yapmak isteyenler, oyun oynamakla adam mı olunur, bununla mı geleceğini kuracaksın gibi bilgisiz cümleler duyabilirler. Ama işin ciddiyetinin farkında olmalılar. PUBG Mobile ile birlikte mobil oyun piyasası inanılmaz büyüdü. Bununla birlikte bu işten kazanılabilecek gelir de öyle. Durumu şöyle açıklamak isterim. Tencent Gaming, PUBG Mobile'ı da bünyesinde bulunduran bir oyun şirketi. Piyasa değeri 580 milyar dolar. Bunlar da Türkiye'nin en değerli 10 şirketi. Toplam değerleri ise 8 milyar dolar. Demek istediğimi zaten anlamışsınızdır. 5. Sosyal medya. En önemlilerinden bir tanesi. Dünyanın en büyük pazarlarından bir tanesi. En çok para kazanabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Düşündüğünüzden çok ama çok daha büyük bir iş bu. Cristiano Ronaldo'yu hepimiz biliyoruz. Dünyanın en zengin futbolcularından biri. Dünyanın en iyi futbolcusu olarak da gösteriliyor. Kendisinin futboldan kazandığı parayı tahmin edebiliyor musunuz? Çok fazladır değil mi? Ronaldo futboldan kazandığı paradan çok daha fazlasını Instagram'dan kazanıyor. Sosyal medya her şeyden büyüktür. Bir ülkeyi bile yok etmek istiyorsanız en çok ihtiyacınız olacak şeyler 1. Nükleer silah, 2. Sosyal medya. İşte bu iş bu kadar büyük. Nasıl yapacağınıza geleyim. Size hangi platform uygunsa, ilgi alanınız neyse onu yapın. Oyun mu oynuyorsun? Videosunu çekip YouTube'a yükle. Dizi ve film izlemeyi mi seviyorsun? O zaman bunlarla alakalı eleştiri videoları çek. Ya da dizi ve filmlerle alakalı bir Instagram hesabı olabilir mesela. Ne istiyorsanız onu yapın. Her şeyin bir alıcısı vardır. En başlarda sayfanızın etkileşimi çok düşük olacaktır. Öne çıkarak tanınmak istiyorsanız sürekli içerik üretmek zorundasınız. Ve doğru zamanı beklemeyin. Hemen başlayın. Yapmanız gereken şeyleri zaten bu yolda öğreneceksiniz. 6. Kendinize yatırım yapın. Burada hiçbir meslek önermeyeceğim ama bu diğerlerinden de değerli olabilir. Telefonunuzu en iyi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kendi karakterinize, beyninize, bilgi birikiminize, kültürünüze katkı sağlayarak çok güzel bir gelecek inşa edebilirsiniz. Instagram'da kaliteli sayfalar takip ederek, yeni bir dil öğrenerek, düşük ücretli kurslar satın alıp onları izleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. En değerli yatırım kendine yaptığın yatırımdır. Çünkü asla kaybetmezsin. Bahsedeceklerim bu kadardı.
Hangisini seçersen seç, ona bir süre yoğunlaşman gerekiyor. Araştırarak, pratik yaparak kendini geliştir. En iyi olmaya çalış. Kolay yoldan olacağını düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Her güzel şey gibi bu işlerde biraz sabır ve kararlılık gerektirecek. Ama sen yaparsın. Ben sana güveniyorum. Tek isteğim bir an önce başla. Ve hangi işi seçip yapmaya başladığını veya başlayacağını yorumlarda belirt. Bir sorun olursa bana Instagram'dan ulaşabilirsin. Abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Selametle.